Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eğitimimizde kullanacağımız C-Line IDES'inin kurulumunu göstereceğim. E, C-Line neden tercih ediyoruz? Önce birazcık ondan bahsedelim. E, C-Line tamamıyla cross platform yani herhangi bir büyük işletim sisteminde kullanabilmeniz adına tasarlanmış bir IDE. E, büyük işletim sistemlerinden kastım yani MacOS, e, MacOS'un Intel ve Apple Silicon sürümleri. E, Windows ve ayrıca Linux'un Ubuntu'su gibi işletim sistemlerinde kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Ve aynı zamanda da öğrencilere tamamıyla ücretsiz öğrenci olduğunuzu kanıtladıktan sonra. Ee, birazdan onu da göstereceğim. Ee, şimdi geçelim ona. Ee, burada ben hazırladım zaten. Yukarıda linkleri hazırladım. Ee, sizlere de mailde gelmiş olması lazım bu video ile birlikte. Ee, şimdi JetBrains'in şu şekilde Free License Programs diye bir e, program var. Öğrencilere ücretsiz bir şekilde bütün programlarını veriyorlar. JetBrains aslında Java'da, işte Python'da e, birçok idesi olan bir şirket ve öğrencilere ücretsiz sunuyorlar bunları. E, bu sitede birazcık aşağı indiğimizde hemen şurada görüyoruz. For Students and Teachers diyor. E, şunlara e, Şunlarla uğraşmanıza gerek yok. Bunlar sizinle alakalı değil. E, for students and teachers diyor burada. Hemen burada Apply Now diye bir yer var. Şunun tam altında. Apply Now'a basıyoruz buradan. Sizinle beraber gidelim. Apply Now'a bastığınız zaman karşınıza şöyle bir yer çıkıyor. Burada birkaç seçeneğiniz var. Üniversitenizin yani bizim üniversitemizin aslında e-mail adresiyle başvurabiliyoruz. Şunu tam olarak bilmiyorum ama Official Document dediği yer işte sizin öğrenci belginizi falan verdiğiniz yer. Bir de GitHub var. Daha önceden GitHub'da öğrenci başvurusu yaptıysanız, GitHub Student Developer Pack diye bir şey var. Bunun öğrenci başvurusunu yaptıysanız hiç bekleme yapmadan direkt GitHub'la eşleştirip buradan hesabınızı aktive edebiliyorsunuz öğrenci hesabınızı. Yalnız daha önceden GitHub'tan aktive aktivasyon yapmadıysanız <laughs> buradan mecburen bir aktivasyon yapmanız gerekiyor. Çok kolay bir aktivasyon zaten. Burada I am seçiyorsunuz. Burada undergraduate seçiyorsunuz. Ee, lisans anlamına geliyor. Ee, daha sonra işte computer science ya da engineering mi sizin alanınız diyor. Evet diyorsunuz. Ee, buraya öğrenci mailinizi giriyorsunuz. İşte artık giriş senenize göre mesela 2021'de giysin, girdiyseniz 21 bilmem ne bilmem ne diye olan ve sonu ismu edu .tr olan mailinizi buraya giriyorsunuz. Ee, burada doldurmanız gereken 2 3 alan daha var. İşte isminiz ve soy isminiz, yaşadığınız yer. Ee, şunu işaretlemeyin. Under diyor burada. <laughs> ben ilk yaptığımızda yaptığımda burada maalesef işaretlemiştim ama sonradan fark ettim yani. Under diyor burada. Ee, 13 yaşında değilim. Bunu işaretlemeyin. Ee, yalnızca şunu işaretlemeniz yeterli şimdilik. Daha sonra apply for yani bunu isterse bunu da işaretleyin. Şu an hatırlamıyorum tam olarak ama Apply for Free Products'a basıyorsunuz daha sonra ve sizi sonradan işte isteğiniz alınmıştır gibi bir ekrana yansıtıyor size. Ee, ben yaptığım için ben şu an yapsam büyük ihtimalle kabul etmez. Sizi o ekrana yönlendirdikten sonra e, yaklaşık bir gün içerisinde bir ya da iki gün içerisinde hatta aynı günde geldiği gibi olmuştu e, Postanıza şöyle bir mail geliyor. Aynen bu şekilde bir mail geliyor. JetBrains account'unuz, pardon şöyle bir mail geliyor. JetBrains account'unuz aktive olmuştur. Bunu yeni bir JetBrains hesabıyla ya da şu anda hali hazırda olan bir JetBrains ile birleştirmek ister misiniz gibi bir şey geliyor. Şuna basıyorsunuz. Burada sizi eğer varsa şu anki JetBrains hesabınıza yoksa yeni bir hesaba yönlendiriyor. Ve o hesapla Eşleştiriyorsunuz bu sertifikanızı e, öğrenci sertifikanızı şurada da diyor zaten eşleştirdiğinizde e, şurada geliyor yeni bir şeyle isterseniz eşleştirin vesaire diyor. E, daha sonra eşleştirdiğinizde artık Jetbrains'i kullanabilir hale geliyorsunuz ve e, şuraya gidelim artık hesabınızı da oluşturduktan sonra veya şu anki hesabınıza bağladıktan sonra bu sertifikanızı Şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Ben buradaki license ID'yi sildim, ee, gözükmesin diye. Hiç işe yarar mı onu da bilmiyorum ama sildim yine de. Ee, hesabımıza girdiğinizde böyle bir ekran karşılıyor size. Ve e, Intelij'inin, e, pardon, Jetbrains'in hangi e, şeylerine, hangi ürünlerine etkileşiminiz olduğunu burada size söylüyor. Bunların hepsi size artık ücretsiz. Normalde e, bunların ücretsiz versiyonları da var tabi community versiyonlar ama çok kullanışlı değiller. Community versiyonları haricinde bildiğiniz parayla satın alınabilen versiyonlar size ücretsiz oluyor artık. Buradan C-Line'e gidiyoruz. E, C-Line'e bastıktan sonra şurada. burada Download çıkıyor. Download'a basıyoruz daha sonra. artık buradan hangi işletim sistemiyseniz Windows'da Download Exe var burada. E, yani şunu önemsemeyin. girdiğiniz zaman zaten aktivasyon yapacaksınız siz. bir aktivasyon şeyi çıkacak. E, hesabınızı aktive edin gibi bir şey çıkacak. C-Line hesabınızla bağlanabilirsiniz. C-Line hesabınızla e, seçin. Yani orada çıkacak ekranda. Ben yine yaptığım için maalesef yapamıyorum. Tekrar e, şey yaptığımda bana izin vermedi. Az önce denedim. E, yani aslında kalıyor yani. Bir kere girdiğiniz zaman kalıyor o sertifika. O yüzden ben hani sertifikanız doldu gibi bir uyarı alamadığım için şu an gösteremiyorum onu. Yalnız orada ee, işte C-Line hesabınızla bağlanın gibi bir şey çıkıyor sertifikayı aktiveleştirmek için. Ee, onu yapmanız gerekiyor. Yine buradan işletim sisteminizde hangisi ise MacOS için iki tane versiyon var. İşlemciniz Intel ise bir de M1 çipli işlemciler varsa burada Apple Silicon'u seçiyorsunuz. Hop Benim için indirmeye başladı. Ee, Apple Silicon'u seçiyorsunuz ya da Intel'i seçiyorsunuz. Linux için yine tek bir download tuşu var zaten. Um, Ubuntu'da şu şekilde de indirebilirsiniz diyor. Böyle de indirebilirsiniz. E, bu şekilde indirme kısmı. Daha sonra C-Line girdiğiniz zaman zaten size e, çok basit bir şekilde e, yönlendirmeyi yapıyor. Hesabınıza bağlanabiliyorsunuz. E, geri kalan işlemleri zaten derste ben göstereceğim. E, bu kısa bir video olacak. Teşekkür ederim hepinize.